Nerede kaldı ki bu çocuk? Darallardan daral Beynazan. Ya sen bir arayıp yoklar mısın? Ben ararım da şimdi öbürü görür falan. Abisi. Öbürü dediğin abisi. Abisi değil o onun. Hiçbir şey değil. Ondan bahsederken böyle tırnaklarını çıkardığına bakılırsa oğlum için olmasa da senin için pek mühim nedense Yaz Bey. Sinan'ın oğlun olduğunu öğrenmeden önce senin için de pek mühimdi, değil mi? Bayılıyorum şu iki yüzlülüğüne. Ya sen ne kadar önemsiyorsun öyle öbürünü? Ne diyorsun sen be? Ben söyleyeceğim daha sizin üçünüzü bir arada gördüğüm ilk gün söylemiştim. Bana bak, sen iyice terbiyesizleşmeye başladın ha. Gözüm üstünde Hasan Hanım. Sen benim oğlumu sahipsiz mi zannettin? Onun artık arkasında annesi var, annesi. Annesi geldi, onun gözünü açacak. Sen harbiden normal değilsin. Evime de yerleşme, gidicisin çünkü, tamam mı? İşte. Siz ana ol baş başa oturun muhabbet edin. Ben spora gidiyorum. Oğlum. Hoş geldin. Yok Yasin, yok. Ben sadece yorgunum biraz. Sesim o yüzden öyle geliyor. Yok, ya ne hastanesi Yasin, sana diyorum ya sen sadece gel yeter. Selin, bak doğruyu söyle. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olduğundan değil. Sen yanımdayken ben daha iyi oluyorum. Sen gelince her şey düzeliyor Yas. Lütfen çabuk ol. Demek Yasin gelince her şey düzelecek ha? Öyle değil. Böyle dayanır. Bırak canım sana. Bırak. Bırak. Bıçak benim elimde olunca babanın karşısındaki gibi şov yapmak kolay değil, değil mi? Çağırmadan onu beni öldürmek için çağırmadı sen polisi. Bilmem. Belki. Ama bıçakla daha kolay bir ölüm olur değil mi? Böcek zehri daha acı. Değil mi? Demek bizi böcek ilacıyla zehirlemek istedin ha? Böcek gibi acı çekmemizi istedi. O böcek ilacını içen kadının adı Ayşe. Şiddet kurbanı Ayşe. Kader mahkumu Ayşe. Sus. Bebeğiyle birlikte özgürlüğüne kavuşabilmek için gün sayan Ayşe. Sus, bilmek istemiyorum. Sus. Bebeğini beklerken boncuklardan kuşlar yapan Ayşe. Bir şey olmadı. Bebeğe bir şey olmadı ki. Olmadı, hiçbir şey olmadı. Senin yüzünden Ayşe erken doğum yaptı, biliyor musun? Biliyor musun sen?
Ben böyle olsun istemedim. Bebek hala küvözde. Ayşe hala dua ediyor. Sütü kesildi. Bebeğini daha emziremeden sütü kesildi. Ben böyle olsun istemedim. Benim masum canımın bir şey olsun istemedim. Ben böyle olsun istemedim. İstemedin. İstemedin çünkü sen bizi zehirlemek istedin Selin. Bizim böcek gibi ölmemizi istedin sen. Sen benim bebeğimi öldürmek istedin. Karnındaki bebekten hiç utanmadın. Yasin'den bile utanmadın. Eğer Yasin bize yapmak istediklerini öğrenseydi, yanında bir saniye bile durmazdı. Söyleyeceksin ona. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin çünkü zaten istediğim buydu. Ne babam ne evlerin hiçbir şey umurumda değil. Beni aradan çıkartıp Yasin'i geri almak istiyorsun. Biliyorum. Fırsat bu fırsatken biz ayırıp Yasin'i geri koşacaksın. Sana yapacağım her şeyi hak ediyorsun sen. Her şeyi! Ama korkma. Ben senin gibi değilim. Olmayacağım da. Senden ne kadar nefret etsem de o nefretin bana senin karnında masum bir can taşıdığını unutturmasına izin vermeyeceğim. O nefretin kalbimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ece. Ece sen ne yapıyorsun? Sen o bıçakla ne yapıyordun Ece? Söyleyeceksin ona. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin çünkü zaten istediğim buydu. Ne babam ne evlerin hiçbir şey umurumda değil. Cevap ver, sen ne yapıyordun ya o bıçakla? Beni aradan çıkartıp Yasin'i geri almak istiyorsun. Biliyorum. Fırsat bu fırsatken biz ayırıp Yasin'i geri koşacaksın. Cevap versene. Ya cevap versene! Her anlatsın. O ne diyorsa o. Ne demek lan karnı anlatsın? Sen elindekinin ne olduğunu farkında mısın? Sen ne yaptığını farkında mısın ya? Sen o bıçakla benim karımın üstüne. Sen benim bebeğime zarar mı verecektin? Ha? Merak etme Yasin. Benden senin bebeğine zarar gelmez. Çık dışarı. Dışarı çık. Dışarı çık! Çık, elimden bir kaza çıkacak, çık. Yasin tamam, o kadın delirmiş. Zaten gözü dönmüş, tamam. 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 Tamam, sana bir şey yapmadı değil mi? Sen iyisin. Ha? Tamam, gel otur. Tamam, otur. Otur, otur. Ece? Ece ne oldu? Ece gel. Gel sen benimle. Gel sen benimle. Gel bakalım. Gel. Aa.
aldın? Ben aç sana bir şeyler hazırlayayım, açsındır ha. Ya aç falan değilim diyorum. Anlamıyor musun? Otur. Bak. Abimin yanında rahat rahat konuşamadık seninle. Ama bu yaptığın şey doğru değil. Sen burada kalamazsın. Resmen emrivaki yaptın sen bize ya. Oğlum ben senin için yaptım. Benim için bir şey yapmak istiyorsan burada kalma. Öyle abimin dikkatini çekip Hazan'la takışarak beni mutlu edemezsin. Bak. Nasıl doldurmuş seni, gördün mü? Biliyor çünkü. Çok iyi biliyor. Buraya gelince senin gözünü açacağım, çok iyi biliyor. Ya sen ne kadar önemsiyorsun öyle öbürünü? Uzak duracaksın. Böyle abuk sabuk, ipe sapa gelmez. Böyle adi yakıştırmalara fırsat vermeyeceksin. Uzak. Uzak. Hepsi bu. İrade meselesi. İrade. Her zaman yaptığın şey. Ve yine yapacaksın. Yapacaksın. Hazmedemiyor bizi. Öyle zavallı, öyle ahlaksız bir kadın ki. Ya karnında babamın bebeği var. Ama benim sana bir çocuk verecek olmamı hazmedemiyor. Hazmedemiyor. Selin. Benim bilmediğim bir şey mi var? Sen diyorsun ki onu tahrik ettin mi, değil mi? Eline bıçağı almasında haklı bir sebep var mı? Bunu söylüyorsun bana, değil mi? Bak öyle demediğimi biliyorsun. Ne hakkı ya? Ama ben tanıyorum o kızı yani. Ece öyle bıçağı alıp senin üstüne yürüyecek falan. Yok. Yani gözü dönse yapmaz öyle bir şey o. Haklısın. Haklısın, ben bazen unutuyorum sizin geçmişinizi, ben unutuyorum. Sen Ece'yi iyi tanırsın, değil mi? Hatta benden, karından daha iyi tanırsın. Çünkü sizin bir geçmişiniz var. Siz çocukluğunuzdan beri bilirsiniz birbirinizi, değil mi? Yok ben... Yok. Yok yok, sen gerçekten kendini kötü hissetme Yasin. Ben hamileymişim, ben düşük tehdidi altındaymışım, ben senin karınmışım. Bunlar hiçbir önemli değil. Çünkü sizin bir geçmişiniz var. Sen bunu düşün. Ya tamam, özür dilerim ya. Ya tamam, saçmaladım. Ama ben az önce ne kadar saçma bir şey gördüm. Sen farkında mısın? Ben ne diyeyim, ben ne yapayım? Allah benim belamı versin ya. Şimdi gidiyoruz buradan, tamam mı? Çözüm bu, gidiyoruz. Sen hamile, o hamile. İkinizin de kafası 1500, ne yapacağız yani? Baban da biliyor zaten, bu iş yaş. Onlar orada, biz burada, olmaz böyle, anladın mı? Ben babamla konuşacağım, buradan... Hiçbir yere gitmiyoruz Yasin, hiçbir yere gitmiyoruz. Ben aylarca ailesiz kaldım, tamam mı? Sonunda babam bana elini uzattı. Beni kabul etti, kocamı kabul etti. Kıskançlıktan gözü dönmüş bir kadın benim hamileliğimi çekemiyor diye... ...ben babamın açtığı kapıyı geri çeviremem. Biz burada kalacağız. Biz burada babam için kalacağız. Biz burada ailemiz için kalacağız. Biz bebeğimiz için burada kalacağız. Biz bebeğimize daha iyi bir yuva kurabilmek için burada kalacağız. Anlıyor musun beni? Hiçbir yere gitmiyoruz. Deli karıyla ne çeviriyorsun acaba? Ne çeviriyorsun? Deli kadın.
Ya yeter bak, sıktı artık. Hazan'ı neyle suçluyorsan ya açık açık söyle ya da sus artık. Ben seni nasıl avcunun içine aldığını görüyorum oğlum. Bunu sana ispatlayana kadar da ağzımı açmamaya razıyım ben. Ya sen neyi ispatlıyorsun ya? İyi misin sen? Bak oğlum, o el kızı. Ben anneyim. Yani sana bir şey olursa senin için üzülecek, seni düşünen bir tek anneciğim var hayatta. Ben varım oğlum. Bak, benim için ne istiyorsun gerçekten bilmiyorum ama bana gerçekten annelik yapmak istiyorsan bana babamla... Yani şu ağzım Egemen'le ilgili ne biliyorsan onu anlatarak annelik yap. Ben senden bir tek bunu istiyorum ya. Ve istediğimi gerçekten alana kadar seni etrafımda görmek istemiyorum. Ama oğlum, oğlum. Oğlum ne olursun gitme yavrum. Oğlum, oğlum gitme. Ya bana oğlum deyip durma, koridordayız şu an. Oğlum, oğlum ne olur annene arkanı dönme ya. Sen cidden anlamıyorsun beni ya, koridorun ortasında izliyorum. Oğlum deme bana, aklın neredesin? Haklısın, haklısın oğlum da benim aklım fikrim hep sende yavrum. Bak yavrum, biz seninle kavuştuk ama ben sana doyamadım. Ben senin kokuna doyamadım yavrum. Ben ellerimle sana bir yemek yapıp yediremedim bile yavrum. Gitme ne olur. Bak, sen yıllar sonra böyle çıkıp annelik duygularını tatmin edeceksin diye ben kendimi riske atamam. Tamam mı? Şimdi git, rahat dur. Beni boğma artık ya, üstüme gelme beni. Kerime. İyi geceler. Sana da. Bana bak, ne gördüysen hemen unutacaksın. Oğluma zarar vermiyorsun. Kimseye de anlatmıyorsun, tamam mı? Oğlun mu? Bir dakika, bir dakika. Ben bir şey anlamadım da. O Sinan'ın senin oğlun olduğunu kim söyledi sana? Oğlum. Nasıl yani? Evet, kendi elleriyle test yaptırmış. Test? Nerede o test? Göster bakayım bana şu testi. He, testi sana vereceğim. Hemen alacaksın, koşa koşa Hazım Bey'e götüreceksin, öyle mi? Dur kız, celallenme hemen, dur. Göster şu testi diyorum sana. Test mest yok. Nasıl yok test? Yırtmış atmış oğlum. Nasıl yırtmış? Yani onca yıl sonra öyle bir yalanın içine doğduğunu öğrenince çocuk ne yapar? Yırtar atar. Yırtmış atmış. Ama dayanamadı tabii. Yine koşa koşa geldi annesine. Tabii. Dayanamaz. Koşa koşa gelir. Anneciğine. Hepinize rağmen yine kavuştuk oğlumla. Ama senin o kızın var ya, o kızın bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyor. Demek sen benim kızıma bu yüzden bela oldun ha? Demek Sinan'ın anasıyım diye benim kızımın başına bela oldun sen, öyle mi Kerime Hanım? Bela senin kızındır. Hem de benim oğlumun başına bela. Ama ben senin o kızını var ya, bir yakaladığım yerde... Delisin! Vallahi delisin sen, hem de eli kanlı bir deli. Eli kanlı bir deliye ben kızımı yedirmem. Ne bağırıp duruyorsun? Asıl senin kızın bizi ayırmaya çalışıyor. Tamam. Tamam, sen kavuş oğluna.
Sen Kavuş oğluna benim de kızımdan uzak dur. Şimdi kavuşturacağım seni oğluna. Yeter ki benim kızımdan uzak dur. Neredeydi bu? Neredeydi bu ya? Anne? Kız? Ne var o telefonda ya? Karışma sen. Karışma. Delirmiş bu kadın. Kafayı yemiş oğlum oğlum diye. Sinan onun oğluymuş. Ne yaptın sen ya? Sen niye anneme söylüyorsun Sinan'ı? Ya sen bir karışma. Bir karışma. Annem bana bir şey gösterecekti. Göster bakalım ne varmış o telefonda, göster. Hadi. Hadi. Ben... Sen biliyorsun burada ne olduğunu. Ha, biliyorsun sen. Gösterirsem şimdi. Neyse, ben öylesine bir uğramaya geldiydim zaten. İşim var benim. Hadi kızım, sen de beni bir aşağı kadar geçiriver yavrum. Gel. Hadi bakalım. Gel. Tansiyonunu yükseltir bu nabız senin. Sana bir limonlusu yapayım diyeceğim ama tansiyon senin içinde. Of, kalbinde. Damarlarında değil ki. Ece bak, eğer not meselesi yüzündense... Değil. Üzülme artık, not meselesi falan değil. Anlat bana. Anlat, sana yardım edeyim. Edeceksin. Sen bana yardım edeceksin. Ne istersen. Ama bak, lütfen sana zarar verecek bir şey olmasın. O kız bir şeyler saklıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama annem biliyor. Buna eminim. Ece bak, neler yaşadığını tahmin bile edemem. Ama o kız da uğraşıyor. Bana yardım edeceksin Sevda. O kızın ne sakladığını bulmamız lazım. Benim için başka bir yol yok. Kızım sen dertsiz başına dert mi arıyorsun ya? Ha ne demek ya, ne demek? Sinan Egemen, o kadının oğlu ne demek ya? Biliyordum ya. Biliyordum, gördün değil mi o kağıt? Ne var senin o telefonunda? Ha? Göster bakayım, ne var senin o telefonda? Nerede o telefon senin? Ha? Dur. Buz gibi de, bal gibi de Sinan gerçek Egemen. Gördün mü? Ver bakayım sen. Ver. Kırarım kız ananı uzanan ellerini. Şuna bak. Sen nasıl bir oyunun içindesin acaba? Nasıl bir oyunun içine düştün sen ya? Seni hiç ilgilendirmeyen bir oyun. Tamam bak, kurcalamayacaksın, bozmayacaksın. Beni ilgilendirmiyor öyle mi? Ha, ilgilendirmiyor. Kızım o deli kadın sana düşman olmuş oğlunun sevgilisi diye. Susmuyorum işte, ne susacağım? Öbürü olduğunu bilse sana bulaşmayacak, anlamıyor musun sen bunu? Bak Yağız'ı bu işe karıştırmayacaksın anne. Kız o onun oğlu. Senin de o deli Egemen'in de ikinizin de derdini ben bilmiyorum. Ama benim bir deli karının önüne atacak kızım yok. Bu kadar. Anne ya. Yağız Efendi. Beni kaybedersin. Kızını kaybedersin. Sana anne demem. Yemin ederim sana anne demem. Ben onu kaybederim. Sen de kızını kaybedersin. Yemin ederim sana anne demem. Yemin ederim. Şey mi oldu Fazilet Hanım?
Hazal. Sorun mu var? Yo. Öylesine nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı akşamlar demek için şey ettim ben. Nasılsınız? Ben iyiyim de siz iyi misiniz? Her zamanki anne kız sorunlarımız. İyi akşamlar Yas. İyi akşamlar. Ya demek sen Yağız Efendi'yi kaybedersen anan da seni kaybeder. Öyle mi? Ha? Sinan bu manyakça oyuna sırf abisi yıkılmasın diye girdi. Ben de bu oyunun bir parçasıyım, bu oyunun içindeyim. Ve sen annem olarak bu oyunda yoksun. Tamam mı? Yoksun. Hadi şimdi söyleyin. Kerime'nin kızınızın evinde ne işi var? Şimdi şöyle olmuş Hazım Bey. Ben size şöyle izah edeyim onu. Bir küçük kaza olmuş. Ondan sonra benim kız da vicdanlıdır. Allah'ıma çok şükür ben öyle yetiştirdim onları. Demiş ki iyileşene kadar madem öyle sen burada kal diye vermiş yani. O kadının benim çocuklarımın etrafında dolaşmasını istemiyorum. Bir şekilde kızınızı devre dışı bırakın. Ve o kadını evine yollayın derhal. Ben ne diyeyim şimdi kızıma Hazım Bey? Ne diyeceğim ben şimdi kızıma? Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok Hazım Bey. Ne saklayayım ben sizden? Güzel. O kadın benim oğullarımın etrafında olmayacak. Ne sizi tanırım ne de kızınızı. Ah Hazan, ah kalın kapalı Hazan, ah! Ah! Görüyor musun bak? Arabayı getiririz ha. Mahalleye gidiyoruz. Yahu ben bunların hangisinin peşinden koşacağım acaba? Bir tane ananız var sizin, bir tane. Tövbe yarabbim, yarasülallah. Bak gene kapalı telefon. Mesaj bırakabilirsiniz. Hazan! Bak benim cinlerim tepeme çıkarma kızım. Bak bu kadına dikkat et diyorum. Bu kadın tekin değil. O Yağız Efendi'yi korumak için kendini ateşe atıyorsun kızım. Mesajımı alır almaz bana geri dön. Konuşmamız lazım seninle. Günaydın. Sinan, bizim bu Kerime'den kurtulmamız lazım. Kadın yanımıza saatli bomba gibi ya. Bir de şimdi annem. Annen eksikti zaten. Bak Yaz iyice şüphelenmeye başlayacak. Artık şansımızı zorluyoruz. Abimden korkma ya, onun kafası. Ne olmuş kafasına? Ya onun kafası işe güce dalar şimdi. Hem boş ver ya, hadi gidelim biz. Biraz daha yakından tanıyalım bakalım Kerime Hanım.
Evet, Sinan Bey. Hazan Hanım'la çıktı demek. Peki, teşekkür ederim. Bana oğlumla bir kahvaltıyı bile çok gördün ha Hasan Hanım. Kıyamadı. Vallahi annesine kıyamadı. Merhaba. Tekrar geçmiş olsun. Bugün daha iyi gözüküyorsunuz. Sağ olun. Sağ olun da Hasan çıktı yalnız. Biliyorum. Ben sizi görmeye geldim zaten. Kahvaltı güzelmiş. Şanslıyımdır. Buyurun. Selin Hanım, ıhlamur yaptım sıcacık için. Hem bebeğinize de şifa olur. Sağ ol. Sen odadan çıkmadın, ben uğrayayım dedim. Kendini odaya kapattın. Ne haber? Çık dışarına. Sattın, beni sattın. Beni gidip fazileti sattın. Sen neden böyle bir şey yaparsın ya? Niye bana böyle bir şey yaptın sen? Bir sakin ol ya. Sakin mi? Yasemin, şu an ben seni öldürebilirim. Ben seni şu an boğabilirim Yasemin. Seni gebertebilirim. Yerin kulağı vardır. Ama ben şimdi sana faziletin kulağını göstereceğim. Ne bu? Ne bu? Böcek. Dün sen odadan çıktıktan sonra onu senin odanda gördüm. Buraları kurcalıyordu. Sonra bunu aldı, bastı, dinleyip gitti işte. Böcek. İnanmıyorum ya. Çok teşekkür ediyorum Yasemin. Yasemin, sen kimi kandırmaya çalışıyorsun ha? Bu senin yapacağın bir iş. O mahalle kadınının değil. Diyorsun. Tamam, sen bilirsin. Bana güvenme. Tamam. Madem senin bu işte bir parmağın yok, o zaman gördün, niye söylemedin bana ha? Niye bana söylemedin? Hayatım, çünkü ben ne oldu ne bitti diyene kadar kadın bunu aldı gitti, sonra dinlemeye başladı, odasına girdi. Ne yapacağım? Fazilet Hanım, açın kapıyı, birlikte mi dinleyelim diyecektim. Ayrıca teşkilat sağlam bir kere. Doktor da eve yerleştirdi değil mi? Kız istediği gibi odana girip çıkabiliyor. Bunu da çok kolay biçimde buraya yerleştirdi işte. Ve hayatım, böcek ilacına karşı böcek. Biraz fazla manidar değil mi? Bu fazilet çok fena. Hanginiz daha fenasınız bilmiyorum Yasemin. Ama benim gözüm artık senin de üstünde. Selin. Senin sinirlerin bozulmuş, anlıyorum ben seni. Sen biraz dinlen, sakinleş, tamam mı? Mantıklı davranmaya başladığında da yengenin kapısını çalarsın. Demek bu kadar kısa sürede Sinan'ın adını sayıklayacak kadar çok bağlandınız. Sinan Bey çok özel biridir. Çok iyi bir çocuktur Sinan Bey. Dün Sinan Bey demiyordunuz ama. Sırf ben buradayım diye kendinizi kasmanıza gerek yok. Sinan öyle rahat bir çocuktur. İnsan ayırmaz. Kız arkadaşından da anlayacağınız gibi. Ben sizi hatırladım. Siz Sinan Bey'in eski sevgilisiydiniz değil mi? Hani şu uzatmalı olan. Yok. Ben o kelimeyi sevmem. Ha. Öyle uzatmalı, kısaltmalı falan. Ben Sinan'ın hayatının yarısıyım.
onunla geçirdiğim 5 sene buzdağının sadece görünen kısmı. Bizim çocukluğumuz beraber geçti. Ben onun çocukluk aşkıyım. İlk aşkı. Hasan'dan önce. Yani öyle de diyebiliriz. Ha, ama artık Hasan'dan sonrası önemli değil mi? Anlamadım. Ya ben yani böyle eskiden siz magazinlerde falan çok görüyordum işte. Hep Sinan Bey'in yanındaydınız böyle güzel sevgilisi, sosyetik sevgilisi falan diye. Bir de evlenecekler falan diyorlardı, öyle yazıyorlardı. Bakıyorum magazinle bayağı ilgilisiniz. Neyse ben buraya zaten eski defterleri açmaya gelmedim. Hele ki Sinan'ın sevgilisinin akrabasıyla hiç değil. Ama siz Sinan Bey'in yanına daha çok yakışıyorsunuz. Doldurayım mı? Lütfen. Geliyorum şimdi şirkete. Siz raporları hazırlayın. Tamam, konuşuruz. Baba hoş geldin. Merhaba oğlum. Geleceğinden haberim yoktu. Siz daha işe gitmediniz mi? Bizim şirket sizinki gibi değil. Biraz daha esnek saatlerimiz var. Bir dakika, sen burada olacağımızı düşünmüyordun. O zaman kime geldin? Ben Selin'e bir eve bakmaya geldim burada. Kocasıyla yaşayacağı ev burada bizimle. Babasının gözünün önünde olamayacağı için abilerinin gözünün önünde olsun istedim. Neyse ben seni fazla tutmayayım. Hadi görüşürüz. Kaçıncı katta baba? Ne kaçıncı? Bakacağını. Ha, sizin katta değil. Asansör geldi. Ben kaçırmayayım asansör. Beni çok şaşırtıyorsunuz. Yani Hazan'ın akrabası olduğunuzu bilmesem bana Hazan'la ilgili mesaj verdiğinizi düşüneceğim. Yok, ben Sinan'ın mutluluğunu istiyorum. Hı. Hem Hasan onun yanına, onun aşkına yakışmıyor. Siz öyle misiniz? Yıllarınızı vermişsiniz. O öyle kara kedi gibi girmiş araya. Ben kara kedileri hiç sevmem. Hiç. O kara kedi sizin akrabanız ama bense bir yabancıyım. Ben sizin samimiyetinize niye güveneyim? Eğer şimdi ben sizin samimiyetinize güvenirsem siz de bana neden güvenmeniz gerektiğini görürsünüz. Hazan mı? Yok yok, o anahtarıyla açar girer. Eğer Sinan'sa ben Hazan'a gelmiştim, yanlış bir şey anlaşılmasın. Tamam. Ne işin var senin burada? Hazım amca. Nil kızım, sen ne yapıyorsun burada? Hoş geldiniz. Hasan'ı ziyarete gelmiş. Kahyanız Kerime Hanım, yani sağ olsun beni iyi karşıladı. Ben Hazan'a gelmiştim iş konuşmak için. O da kahvaltı hazırlamış. Beraber kahvaltı ettik. Siz Hazan'a mı baktınız? Yok, aslında ben buraya... Biz Hazım Bey'le bugün personel meselesini konuşacaktık da. Ha, tamam o zaman ben gideyim. Hiç tutmayayım sizi. Benim de işe gitmem lazım zaten. Görüşürüz Hazım amca. Hoşça kal Nil. Babana selam söyle kızım. Söylerim. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Ne haltlar karıştırıyorsun yine böyle? Önce Sinan, sonra Yağız, şimdi Hazım amca. Vay be Kerime Hanım.
Alo Selin, acil konuşmamız lazım. Sürpriz yok. Neyse, bu ayda kâr etmeyi beklemiyorduk zaten, değil mi? Bu ayda maaşı yok diyorsun yani. Abartma ya, ölmedik sonuçta. Cebimize bir şeyler girecek. Cebimizi düşünmemiz şart mı arkadaşlar ya? Allah Allah, biz zararı kapatalım yeter, değil mi yani? Eleman çalıştırıyoruz sanki sizde. Tamam, diğer ortağımız da gelsin, mali konulara döneriz. Ya bir de şirkete ödeme yapmamız lazım malum. İsim hakkı yüzünden. Ya iyi de babamın artık böyle bir derdi yok ki. Adam hastaydı, unuttun mu? Vallahi babamın öyle bir derdi olmayabilir ama benim var. Hatta bizim böyle bir derdimiz olmalı. Bence. Keşke babamı gördüğümde bir ödeme planından bahsetseydim. Sen babamı mı gördün? Evden çıkınca aşağıda karşılaştık. Bize mi gelmişti? Bize değil ya. Selin ve kocasına bizim plazada daire bakıyormuş. Vay be. Babama bak sen. Vallahi ya. Babaya bak. Üç kardeş aynı plazada. Neyse, isterseniz şu mali konulara dönersek... Hazan, sen bana anahtarını versin. Bu hani kataloglar için belleği evde unuttun ya sen. Ben gidip alıp geleyim onu. Hı? Gerek yok şu an belleğe. Sen yorma kendini. Hazan. Bellek diyorum. Önemli. Ya bunun yedeği falan yok mu? Niye önemliymiş bu kadar? Ay. Yediği de unuttum ben ya. Neyse, sen git bir koşu al gel. Bir dakika, senin Kerime ablan evde değil mi? Ya kadın hastaneden daha yeni çıktı değil mi? Hasta hasta yormayalım şimdi ona. Hadi kolay gelsin. Helal. Sağ ol. Baskın basanındır babacığım. Yazıklar olsun sana Halime. Yazıklar olsun. Sabah adamlar geldi. Para, pul, ne varsa hepsini alıp götürdüler. Tanıma bir daha sen beni. Hadi oradan. Paralar sanki yanına kar kalmadı. Ne torun kaldı sevecek, ne para kaldı sayacak. Yine geldiler. Bir canım kaldı verecek. Duydum ki konuşacaklarımız varmış Şükriye Hanım. Oğlumun sevgilisinin evinde onun eski sevgilisiyle oturmuş kahvaltı ediyorsun. Sen ne cesaretle benim çocuklarımın etrafında dolaşıyorsun? Neyin peşindesin sen Kerime Hanım yine? Bu korku ne Asım Bey? Yani ben sizin çocuklarınızın peşinde dolaşmış olsam bile sizin işiniz benim önümü kesmek değil mi? Hem siz demez miydiniz ne kadar uğraşırsam uğraşayım hiçbir şey başaramayacağım, sizin önünüze geçemeyeceğim diye? Bunu bana bir kere söylemediniz ki. Bin kere söylediniz yıllarca. Neyin telaşı şimdi bu? Ne oyunlar peşindesin? Hı? Ben sizinle oyun oynamaya gelmedim buraya Hasım Bey. Beni o yıldan siz kovdunuz. Ben sizin personeliniz bile değilim. Yani ben şimdi neden burada olduğumun ya da bir başka yerde kalacağımın hesabını vermek zorunda değilim ki size. Eğer mevzu bahis benim çocuklarımsa aldığın nefesin hesabını vereceksin. O nefesi benim çocuklarım etrafında alamazsın. Ne yaparsın? Ha?
Yine gırtlağıma mı çökersin? Nefesimi mi kesersin? Kerime. Ağzım Bey çıktı mı? Hayır Sinan Bey, hala binada. Hadi, ne duruyorsun? Hadi şimdi hemen kes. Çünkü senin karşında bir anne var. Son nefesine kadar oğlu için savaşan bir anne. O pis ellerini çocuklarım üstünden çekmezsen seni bu sefer gerçekten öldürürüm. Çocuklarım mı? O çocuk senin değil Hazım Bey. Benim çocuğum, benim. O çocuk mu? Sen o çocuk mu dedin? Ne işler çeviriyorsun sen? Oo, kimleri görüyorum. Hoş geldin. Baba. Sinan. Merhaba oğlum. Oğlum şaka maka, sizin olay iyice rayından çıktı ha. Ece eline bıçak alacak. Hamile karına yürüyecek falan. Anlamadım. Ya Oğuz, burnumun dibinde bir şeyler dönüyor. Hayırlısı diyeceğim, komik olacak ya. Oğlum yani şimdi bunlar hamile ya. Hani desem ki hormonlar tavan yaptı falan. Ne bileyim, anlamadım ki. Ya oğlum Ece eline bıçak alır mı lan? Yok kıskançlıkmış, yok azımsızlıkmış. Ece bıçağı alacak, Selin'in üstüne yürüyecek ha? Yok. Ece'nin yapacağı iş değil bu. Oğlum senin de bir dediğin bir dediğin tutmamaya başladı ha, farkında mısın? Yani şimdi böyle diyorsun. Az önce kıza nasıl saydırdığını anlatıyordun. Saydırmam lazım Oğuz. Madem aynı çatı altında yaşamak zorundayız. Bize tek yol düşmanlık. Ha. Yani diyorsun ki düşmanlık yoksa ateş bacayı sarar ha. Oğlum ben de ne diyeceğimi şaşırdım ya. Yani ne diyeyim? Eline hazır bıçak almışken kanlı bıçaklı mı olayım kızla? Zaten sizin şu yalan meselesi bana ters de. Sizin yalan meselesinin komplesi komple bana ters hatta da. Sana ters, bana düz. Nereye şimdi? Anama. Onda da var bir şeyler. Gidip bir yoklayacağım. Nihat, dikkat et.